Tabii sabah böyle bir tartışmayla başlamak istemezdik ama burası Türkiye ve her gün her an her şey değişebiliyor. Şimdi burası meclisteyiz ve meclis bütçesini konuşuyoruz. Meclis halkın iradesinin, millet iradesinin yansıdığı ve temsil edildiği bir yer. Yasaların yapıldığı, yasaların demokratik olmasına özen gösterildiği. E, uygulamanın e, takip edildiği bir yer, e, aslında bir denetim mekanizması aynı zamanda ve en önemlisi de e, halkın iradesinin yani seçmen iradesinin e, çiğnenmemesi için e, gereken adımları atması gereken bir yer. Şimdi maalesef dün akşam Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt e, belediye başkanı e, tamamen asılsız, düzmece e, iddialarla FETÖ kumpasını çağrıştıran iddialarla önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve bu sabahta yerine Esenyurt Belediye Başkanlığı yerine İstanbul Vali Yardımcısı kayım olarak atandı. Şimdi bu neden önemli? Şundan önemli, birincisi biz meclisiz ve halkın iradesini, milletin iradesini temsil ediyoruz ya, şimdi Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta halkın iradesi, açıkça çiğnendi. Çok açık bir şekilde çiğnendi. Şimdi yani aşağıda genel kurul salonunda biliyorsunuz duvarda der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani biz öneriyoruz bu saatten itibaren egemenlik kayıtsız şartsız kayımındır yazmak gerekiyor oraya. Çünkü gerçekten kayım iradesi e, belirleyici e, oluyor. İlk değil. Yıllardan beri bunu yaşıyoruz. Esas itibariyle e, bizim e, belediyelerimize daha çok yönelen bir saldırıydı. Fakat şimdi bir CHP'li belediye başkanlığı aynı şey oldu. Önemi şurada usulle ilgili tabii ki meclis çünkü meclis evet meclis çünkü yasaları koyan bir yer. Ve şimdi bir yasaya darbe döneminde, o hal döneminde, darbeden sonraki o hal döneminde çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamenin yasaya dönüştürülmesi yoluyla tamamen demokrasinin çiğnendiği bir e, sistem kurulmuş vaziyette ve meclisin buna bir tavır göstermesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin, seçmen iradesinin, sandık hukukunun ve seçim hukukunun tamamen çiğnendiği, yok sayıldığı kayım atamalarına sessiz kalamaz. Buna sessiz kalarak meclis bütçesini tartışamayız. Bu olabilecek bir şey değil. Açıkça bir darbe yapılıyor. Şimdi biz seçilmiş insanlar olarak burada oturuyoruz. Nedir bize karşı yapılacak darbe mesela? Eee silah zoruyla ki daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde çok defa oldu, biliyorsunuz hepiniz ve bütün darbelere de eşit olarak bütün darbelere de bizler hep karşı çıktık. Karşı du Sayın e, Oluç toparlayın açıyorum mikrofonunuzu tekrar. Toparlıyorum. Bütün darbelere e, birlikte karşı çıktık. Nedir darbenin esprisi? Halkın seçilmiş temsilcilerine, hükümetine, parlamentosuna silah zoruyla e, bir şekilde müdahale etmektir. Onları yetkisiz kılmaktır. Onların iradesini çiğnemek, halkın iradesinin gasp edilmesi demektir. Şimdi aynı şey yerel demokraside yaşanınca, yerel yönetimlerde yaşanınca bu darbe olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bu darbeci anlayışa dur demektir... Bu darbeci anlayışın dayandığı yasal zemin neyse o yasal zemini bir an evvel değiştirmektir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayım halk iradesinin, seçmen iradesinin gaspıdır. Bu devam etmemelidir böyle bir şey. Bunun devam etmesi demek Türkiye'de yerel demokrasinin de genel olarak merkezi anlamda demokrasinin de olmadığının en açık ve bariz işaretidir. O nedenle protesto ediyoruz. Ee, Esenyurt Belediye Başkanının tutuklanması tamamen düzmece iddialarla tutuklanmasını ve yerine kayım atanmasını protesto ediyoruz ve bir an evvel bu durumun değişmesi için gereken adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bizim meclis bütçesini burada oturup konuşup konuşup konuşup, konuşup ama meclisin esas işlerini yapmaması halini e, e, doğru bulmamız mümkün değildir. Bunu da ifade etmek e, istiyorum. E, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın usta sizin.